Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf çanta yayınları etkinliği soru bankasında doğru orantı konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci etkinliğimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıda verilen orantılarda bilinmeyen değerleri bulunuz diyor. Arkadaşlar, A'daki etkinlikte başlayacak olursam x bölü 2 15 bölü 6'ya eşittir. Gençler hemen şuradan A'yı yazalım. Gençler bakın, burada ben direkt içler dışlar çarpımı yapabilirim. O halde 6 ile x'i çarptım. 6x eşittir 2 çarpı 15, 30 yapar. Her iki tarafı 6'ya bölersek x'in değeri 5 olur diyorum. X'in değerini 5 olarak biliyorum. Arkadaşlar, biz her işlemde, her denklemde doğru orantı yapmak zorunda değiliz. Bakın, ben 2'yi 6 yapabilmek için 3 ile çarpmam gerekir. O halde tersini düşünüyorum. 15'i 3'e bölersem x'in değeri 5 olarak da bulabiliriz diyorum. B'deki etkinlikle devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam bakın, 30 ile x'i çarptım. 30x eşittir 20 çarpı 27 şeklinde yazıyorum. Gençler bakın, burada 20 ile 27 çarpmaya çalışmayın. Çünkü biraz sonra, bakın bir sonraki adımda 30'lar 20 ile sadeleşecek diyorum. Şöyle sıfırlara attım. Bakın 2 kaldı, 3 kaldı. 3'e böldüm 1. 27'yi 3'e böldüm 9. O halde x eşittir. Burada 2 kalmıştı. Burada 9 kaldı. 2 çarpı 9'dan 18 olur x'in değeri diyoruz. C'deki etkinliğe geçiyorum. 9 bölü 12 eşittir c bölü 20. Arkadaşlar, içler dışlar çarpımı yaparsam 12c eşittir 9 çarpı 20 diyorum. Buradan her iki tarafı 12'ye bölersek, şimdi 20 ile 12'yi 4'e bölüyorum. 12'yi 4'e böldüm 3. 20'yi 4'e böldüm 5. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 1, 3. O halde c'nin değeri 3 kere 5, 15 olur diyelim. Evet, devam ediyorum. D'deki etkinliğe geçiyorum. Arkadaşlar bakın, burada şöyle düzenlersem, 1 tam 10'lu 4'ü virgülden kurtarmak için kesrimi 10 ile genişletiyorum. Şuraya yazmak istiyorum. 20 bölü 14 eşittir d bölü 28. Şimdi buraya baktığımız zaman gençler, 28 14'ün 2 katıdır. O halde d de 20'nin 2 katına eşittir diyorum. Buradan gençler şöyle d'nin 20 çarpı 2'den 40'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, E'deki etkinlikle devam edelim. 0 tam 10'da 1'i yine virgülden kurtarmak için 10 ile genişletiyorum. Bakın aynen yazıyorum. 1 bölü 50 eşittir 3 bölü x. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 50 çarpı 3. Buradan x eşittir 150 olur diyoruz. F'deki son etkinliğime bakıyorum. Gençler buradan içler dışlar çarpımı yaparsam, bakın 8 ile x eksi 5'i çarpıyorum ayrı ayrı. 8 çarpı x 8. X 8 ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 40. Eşittir 3 çarpı x. Buradan gençler 3 eksi sol tarafa eksi 40'ı sağlıyorum. 8x'ten 3x'i çıkartırsam 5x eşittir 40. Buradan her iki tarafı 5'e bölersem 40'ın değeri 8 olur diyoruz. Evet, 5x 40'a eşitse x de 8'e eşittir diyorum. Evet, devam edelim. İkinci etkinliğe geçelim. X ve y sayılar doğru orantılıdır. X 12 iken y 15'tir. X 8 için y kaçtır? Gerçi x ve y'yi bakın bu şekilde yan yana yazmanızı isterim. O halde x 12 iken y 15 ise x'in değeri 8 olunca y kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, burada x azaldığı zaman y'nin de azalması gerekir. Yani 15'in de azalması gerekir. O halde doğru orantı vardır diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz.
12 ile y'yi çarptım. 12 y eşittir 15 çarpı 8. Buradan 12 y eşittir. 15 ile 8 çarparsam 120. Her iki tarafı 12'ye bölersek y'nin değeri 10 olur diyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Olduğuna göre y artı x bölü y eksi x kaçtır? Gençler bakın bunu iki yolla yapmak istiyorum. Birinci yolda şimdi x 3 ile y de 5 ile doğru orantılı olduğu için x yerine 3k, y yerine 5k yazacağım. Şimdi denklemde aynen yazıyorum. Denklemimizi önce yazalım. Y artı x y eksi x. Şimdi arkadaşlar burada y gördüğüm yere 5k, x gördüğüm yere 3k yazacağız dedik. O halde 5k artı 3k 5k eksi 3k. 5k ile 3k'yı topladım 8k. 5k'dan 3k'yı çıkardım 2k. Gençler bölme işleminde aynı birimler birbirini götürür. Bakın k'lar gitti. 8'i 2'ye böldüm. İşlemimizin sonucu 4 olur diyorum. Peki arkadaşlar bir de ikinci bir yolla yapalım. Bu tarz sorularda bu ikinci yolu da kullanabilirsiniz. Daha pratik olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar eğer bana herhangi bir şekilde başka bir sayı vermediyse, yani toplamlar şudur falan demediyse, bakın bu ikinci yol daha pratik olacak. O halde x bölü y'nin 3 bölü 5 olduğunu söyledi ya. X gördüğüm yere direkt 3, y gördüğüm yere direkt 5 yazıyorum. Bakın y artı x bölü y eksi x. O halde y yerine 5 yazdım. Artı x yerine 3 yazdım. 5 eksi 3. 8 bölü 2'den bakın k'larla falan uğraşmadık. Ne yapmış olduk? Direkt sonucu bulmuş olduk. Ama k'ları mutlaka kullanmayı öğreneceğiz. Çünkü k'lı sorularımız da yani burada katları da gelecek diyorum. Evet devam ediyorum. Evet gençler bir önceki soruda olduğu gibi yine A gördüğüm yere 2, B gördüğüm yere bakın oranı istediği için arkadaşlar direkt 3 yazabilirim. O halde 3 çarpı A gördüğüm yere 2 yazdım artı B 3'tü bölü 2B 2 çarpı B yerine 3 yazıyorum. Eksi A yerine de 2 yazıyorum. Burada 3 kere 2 6 artı 3 bölü 2 kere 3 6 eksi 2. 6 3 daha 9 bölü 4 olur bu işlemin sonucu diyorum. Gençler yine şöyle ikinci yolla da mutlaka alışmanız gerekir diyerek ikinci yolla da yapmak istiyorum. O halde A yerine 2K, B yerine 3K yazıyorum. 3 çarpı A yerine 2K yazdım artı B yerine 3K yazdım. Bölüm. 2 çarpı B 3K'ydı. Eksi A yerine 2K yazdım. Buradan 2 kere 3 6K artı 3K bölüm 6K eksi 2K. 6K ile 3K'yı toplarsam 9K. 6K'dan 2K'yı çıkardım 4K. Gençler K'lar giderse 9 bölü 4 cevabını yine elde ederiz diyorum. Evet devam edelim. 5. soruya geçelim. 10 litre sütten 3 kilogram tereyağı yapılmaktadır. Buna göre 25 litre sütten kaç kilogram tereyağı yapılır? Gençler bakın burada önemli olan aynı birimleri alt alta yazmaktır diyorum. Tereyağı ve sütü yazıyorum. Şimdi tereyağı sütü arkadaşlar bizim için 10 litre sütü 3 kilogram tereyağı. 10 litreye 3 litre. 25 litre sütten x litre tereyağı elde edilir diyorum. Şimdi arkadaşlar süt artınca tereyağın da artması gerekir. Yani doğru orantı vardır. O halde içler dışlar çarpımı yaparsak 10 çarpı x 10x eşittir 25 çarpı 3. Buradan 10x eşittir 75. Her iki tarafı 10'a bölersem x'in değeri 75'i 10'a bölüyoruz. 7,5 kilogram tereyağı elde edilir diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır.
Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir diye sordu. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle bir üçgen üzerinden göstermek istersem. Şimdi bir açısı arkadaşlar 2. 2 ile doğru orantılı demek 2K demektir. 3 ile doğru orantılı demek 3K. 4 ile orantılı demek de 4K demektir. Şimdi arkadaşlar bazı öğrencilerimiz öğretmenim burada doğru orantı kelimesi geçmiyor. Sadece orantılıdır diyor. Gençler sadece orantılıdır derse biz bunu doğru orantı olarak anlamamız gerekir. Orantılıdır demektir gençler. Ama ters orantı olduğu zaman sorularımızda mutlaka ters kelimesini kullanmak zorunda diyoruz. O halde ben küçük açıya 2K dersem, diğer açı 3K, diğer açı da 4K olur diyoruz. Bakın burada en küçük açımız 2K, ortanca açımız 3K, büyük açı 4K. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı biliyorsunuz 180 dereceydi. O halde ben 2K artı 3K artı 4K'yı toplarsam 180 derece eşittir diyorum. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. 9K 180 derece ise her iki tarafı 9'a bölersek K'nın değerinin 20 derece olduğunu söylüyorum. Benden büyük açı istemişti. Büyük açı 4K'ydı. Buradan 4 çarpı 20'den büyük açı 80 derece olur diyoruz. Evet arkadaşlar. 7. soruya geçiyorum. Altı ve 9 yaşlarındaki iki kardeş 90 TL'yi yaşları ile doğru orantılı bir şekilde paylaşıyorlar. Buna göre küçük kardeş kaç TL alır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yaşları ile doğru orantılı dediği için 6 yaşındaki 6K kadar para alacak. 9 yaşındaki 9K kadar para alır diyorum. O halde 6K ile 9K'yı toplarsam bunlar toplam 90 lirayı paylaşacaklar. O halde 6K 9K daha 15K 90 ise her iki tarafı 15'e bölersek K'nın değeri 6 eşittir. Benden küçük kardeş sormuştu. Küçük kardeş yaşı az olduğu için yaşına göre para alıyor. Yani 6K para alacak. O halde 6 çarpı 6'dan 36 TL para alır. Küçük kardeş diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler. 3A eşittir 7B ise 3A artı B bölü 2B eksi A kaçtır diye sordum. Gençler bakın burada ben A yerine B'nin katsayısını yazacağım. A eşittir 7K yazacağım. B yerine de A'nın katsayısını yazıyorum. Yani şöyle diyoruz arkadaşlar. A burada 7 ile doğru orantılı. B de 3 ile doğru orantılı. Bakın arkadaşlar bu eşitliği sağlıyoruz mu diye şu yanda kontrol etmek istiyorum. Şimdi A gördüğüm yere 7K yazarsam 3 çarpı 7K eşittir 7 çarpı B yerine 3K yazıyorum. Arkadaşlar bakın 3 kere 7 21K. 7 kere 3 de 21K oldu. Ve eşitlik sağlandı arkadaşlar. O halde bana verilen işlemde A yerine 7K, B yerine 3K yazıyorum. İşlemi aynen yazıyorum. A 7K idi. 3 çarpı 7K artı B 3K idi. 2 çarpı B'nin değeri 3K eksi A'nın değeri 7K. 3 kere 7 21K artı 3K. 2 kere 3 6K eksi 7K. Şimdi arkadaşlar 21K, 3K daha 24K. 6K'dan 7K'yı çıkarıyorum. Eksi 1K kalır arkadaşlar. Bakın eksi 1 yazmama gerek yok. O halde buradan K'lar birbirini götürdü. 24'ü eksi 1'e böldüğümü düşünebilirsiniz. 24'ü eksi 1'e bölersek
Eksi 24 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet gençler. Evet arkadaşlar. Daha önceki sorularda bakın bu tarz sorularda şöyle söylemiştik. A bölü B 4 bölü 3 ise A yerine direkt 4, B yerine direkt 3 alarak işlem yapabiliriz demiştik. Ama arkadaşlar bakın burada bana A artı 2B'nin 20'ye eşit olduğunu söylediği için mutlaka A ve B yerine 4K'lı veya 3K'lı bir değer yazmak zorundayım. Tabi bazen şunu da yazabiliyoruz. A 4X, B de 3X diye bilirsiniz de. Şimdi ben burada K kullanmak istiyorum. O halde A yerine 4K, B yerine 3K yazıyorum. A artı 2B 20. A yerine 4K yazdım. Artı 2 çarpı 3K 20'ye eşit ise 4K artı 2 kere 3 6K buradan 10K 20'dir diyorum. Her iki tarafı 10'a bölersek K'nın değeri 2'dir. Gençler bizden A ve B'nin farkını istedi. O halde A'yı bulalım. A 4K'ydı. 4 çarpı 2'den 8'dir B. 3 çarpı 2'den 6'dır. Farkını istediği için çıkarıyorum. Sorumuzun yanıtı 2 olur diyoruz. Evet devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. 8 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş 50 TL'yi yaşları ile doğru orantılı bir şekilde paylaşıyorlar. Buna göre küçük kardeş kaç lira alır diye sordu. Gençler küçük kardeş 8K, büyük kardeş doğru orantılı dediği için yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde 12K alır diyorum. O halde 8K ile 12K'yı toplarsak 50'ye eşit olacak. 8, 12 daha 20K eşittir 50 ise K'yı bulabilmek için her iki tarafı 20'ye böleriz. Buradan sadeleştirecek olursam K'nın değeri 5 bölü 2'dir diyorum. Şimdi arkadaşlar K 5 bölü 2 ise küçük kardeş 8K para aldı. K yerine 5 bölü 2 yazıyorum. 8 çarpı 5 bölü 2. 2 ile 8 sadeleştirin. 4, 1. 4 kere 5. 20 TL para alır diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 11. soruya geçiyorum. Sabit hızla çalışan bir usta 10 saatte 15 metrekare duvar örmektedir. Evet arkadaşlar. Saat ve duvar miktarı. Yani iş miktarı arkadaşlar. O halde 10 saatte 15 metrekare yer örüyorsa buna göre aynı usta 12 saatte kaç metrekare yer örer? X metrekare yer örer diyorum. Saat arttığı için duvarın artması gerekir. Yani doğru orantı vardır diyoruz. İçler dışlar çarpma yapıyoruz. 10 ile x'i çarpıyorum. 10x 15 çarpı 12. Gerçekten istersek bakın burada sadeleştirebilirim. İstersek 15 ile 12'yi çarparsak 180 eşittir 10x oldu. Her iki tarafı 10'a bölersek x'in değeri 18 olur diyorum. Demek ki 18 metrekare yer örer diyoruz. Evet devam edelim. 12. soruya geçelim. Bir baba 2, 4 ve 7, 6 yaşlarındaki 3 çocuğuna 108 lirayı yaşları ile orantılı olacak şekilde yani doğru orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Buna göre ortanca çocuk kaç değer alır? Gençler küçük çocuğa 2K, ortanca çocuğa 4K, büyük çocuğa da 6K kadar para veriyor. O halde toplarsam 2K, 4K artı 6K, 2, 4 daha 6, 6 daha 12K. Gençler bu 12K'nın toplamda parası 108 liraydı. 108'e eşittir diyoruz. Buradan her iki tarafı 12'ye bölersek 108'i 12'ye bölüyorum. K'nın değeri 9'dur diyoruz. Şimdi ortanca çocuk demiştik. Ortanca çocuk 4 yaşında. O halde 4K kadar para alıyor. Buradan K'yı yerine koyarsam 4 çarpı 9 36 TL para alır ortanca çocuk diyoruz. Evet devam ediyorum gençler.
Evet arkadaşlar. 13. soruya baktığım zaman aşağıda 4 kişilik saray köftesinin malzemeleri verilmiştir. Buna göre boşluklara uygun bir şekilde doldurunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda şunu yapabiliriz. Şimdi 4 kişilik üzerinden öncelikle ben 1 kişiyi hesap etmek istersem. Şuraya 1 kişiliklerin gerekli malzeme listelerini yazalım. Şimdi kıymaya baktığım zaman 4 kişiye 600 gram gerekiyorsa 600'ü 4'e bölüyorum. 1 kişiye 150 gram kıyma gerekir diyorum. O halde 6 kişiye 150'yi 6 ile çarpıyoruz. 900 gram kıyma gerekir. Şimdi arkadaşlar 6 kişiye 900 ise 12 kişi bunun tam 2 katıdır. Bakın ayrı ayrı çarpabiliriz böyle. Pardon. 1800'dür diyorum. Veya 150 ile yine 12 çarparak 1800'ü elde ederiz. Şimdi 10 kişiye baktığım zaman 1 kişiye 150 idi. 10 kişiye 150 ile 10'u çarpıyorum. 150 çarpı 10 1500 gram kıyma gerekir diyoruz. Şimdi kuru soğana baktığım zaman arkadaşlar 4 kişiye 100 gramsa 100'ü 4'e bölüyorum. 1 kişiye 25 gram. Şurayı temizleyerek biraz daha küçük yazalım. 25 gram kıyma gerekir. Pardon, kuru soğan gerekir. Şimdi 6 kişiye 25 çarpı 6. 25 ile 6'yı çarparsak 150 yapar. 10 kişiye 25 ile 10'u çarpıyorum. Direkt yazabilirim. 250 yapar. Şimdi 25 ile 12'yi çarparsak da 300 gram yapar. Bakın zaten aynı zamanda 6 kişinin 12 2 katı ise 150'nin de 2 katı 300'dür de diyebiliriz. Evet. İnce doğranmış sarımsağa bakıyorum arkadaşlar. 4 kişiye 2 tane gerekiyorsa 2'yi 4'e bölüyorum. 1 kişiye 1 bölü 2 tane gerekir diyorum. 1 bölü 2 tane gerekir. O halde 6 kişiye 6 çarpı 1 bölü 2 6 bölü 2'den 3 tane gerekir. 10 kişiye 1 bölü 2'yi 10 ile çarpacak olursam 10 bölü 2'den 5 tane gerekir. 6 kişiye 3 tane gerekiyorsa 12 kişiye de 6 tane gerekir diyebiliriz. Şimdi gençler şu alt tarafı temizleyelim. Burayı işlemler için kullanmak istiyorum. Devam ediyorum. Doğranış maydanoz arkadaşlar. 4 kişiye 1 demetti. O halde 1 kişiye 1'i 4'e bölersem 1 bölü 4 şöyle yazabilirim. 1 bölü 4 demet maydanoz gerekir. 6 kişiye 6 çarpı 1 bölü 4 6 bölü 4'ten sadeleştirecek olursam 3 bölü 2. 10 kişiye arkadaşlar 10 çarpı 1 bölü 4 10 bölü 4 bunu da 2 ile sadeleştirirsek 5 bölü 2 demet maydanoz gerekir. 5 bölü 2 12 kişiye 12 çarpı 1 bölü 4 12 bölü 4'ten 3 demet gerekir diyoruz. Evet köfte baharatına baktığım zaman arkadaşlar 4 kişiye 5 gramlı o halde 1 kişiye 5 bölü 4 gram gerekir diyoruz. 5 bölü 4 olarak yazdım. 6 kişiye baktığım zaman 6 çarpı 5 bölü 4. Şöyle 6 ile 4'ü sadeleştirelim. 2, 3, 15 bölü 2 gram gerekir diyoruz. 10 kişiye baktığım zaman 5 bölü 4'ü 10 ile çarpıyorum. 10 çarpı 5 bölü 4. Şöyle sadeleştirecek olursam 2'ye böldüm 2'ye, 2'ye böldüm 5. 25 bölü 2 gram. Evet arkadaşlar 5 bölü 4'ü 12 ile çarpıyorum. 12 çarpı 5 bölü 4. Sadece 3, 1 yani 15 kaldı. O halde 15 gram köfte baharatı gereklidir diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şu alt tarafı temizleyelim. Evet arkadaşlar patlıcana baktığımız zaman
4 kişiye 2 tane gerekiyordu. O halde 1 kişiye 2 bölü 4 tane gerekir. Bunu da 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. 1 bölü 2 tane patlıcan gerekiyor. 6 kişiye 6 çarpı 1 bölü 2 3'e eşittir. Arkadaşlar bakın bu aynı zamanda ince doğranmış sarımsakla aynı denk geldi. O halde buraya direkt 5, buraya da 6 yazabiliriz. Bakın sarımsakla o halde patlıcan ikisi de 2 birim olduğu için arkadaşlar 3, 5 ve 6'yı direkt yazdım. Sıvıya baktığım zaman 4 kişilik saray köftesine 200 gramdı. O halde 200'ü 4'e bölüyorum. Bir kişide 50 grama ihtiyaç vardır diyorum. Bir kişide 50 gram varsa 6 kişide 6 çarpı 50 300 gram. 10 kişide 10 çarpı 50 500 gram. 6 ile 50'yi çarpacak olursam arkadaşlar pardon 12 ile 50'yi çarparsak da 12 çarpı 5 6 60 bir de 0 ekledim 600. 12 kişiye de 600 gram sıvı yağ gerekir diyoruz. Şimdi tereyağı baktığımız zaman 4 kişiye 100 gramdı. O halde 100'ü 4'e bölüyorum. 1 kişiye 25 gram. Gerçekten bakın bu 25 gramda rendelenmiş kuru soğanla aynı birim oldu. İkisi de 25. O halde direkt şuraya ne yazabilirim? 25 150 idi. 6 kişiye 150, 10 kişiye 250 ve 12 kişiye 300 gram gerekir diyebiliriz. Evet, ona baktığımız zaman 4 kişiye 15 gram, 1 kişiye 15 bölü 4 gram. Şimdi 15 bölü 4'ü arkadaşlar öncelikle 6'ya çarpıyorum. 6 ile 4'ü sadece şimdi 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. 15 çarpı 3, 45 bölü 2. Evet, 15 bölü 4'ü 10 ile çarpıyorum. Şöyle 4, 10'u sadeleştirelim. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5. 15 çarpı 5, 75 bölü 2 olur. Evet, 15 bölü 4'ü 12 ile çarparsam 12 ile gitti. 3 kaldı. 3 çarpı 15, 45 gram. Gençler şöyle son olarak hatta direkt bunu yazabiliriz. Bakın 400 gram 4'e bölersem bir kişiye 100 gram gerekir diyoruz. Şimdi 100 gram üzerinden 6 ile 100'ü çarptım. 600. 10 ile 100'ü çarpıyorum. 1000. 12 ile 100'ü çarpacak olursam da 12'nin yanına 2 sıfır ekliyorum ve 1200 gram gerekir diyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.